Merhaba arkadaşlar, yine ben. Bugün sizlerle küçük bir gramer öğreneceğiz. Aslında bildiğiniz şeyi birazcık detaylandıracağız. Bugün sizlerle birlikte geçmişte başlayıp hala devam eden işleri söylemek için dan beri, dığından beri ve alı, eli, eklerini öğreneceğiz. Hatırlıyorsunuz, eğer hatırlamıyorsanız da lütfen A1 seviyesindeki videolarda ilgili konuyu izleyin arkadaşlar. Den beri, dan beri, ten beri ya da tan beri ne zaman kullanıyordum? Geçmişte başlayıp hala devam eden işleri ifade etmek için bu grameri kullanıyorduk. Nasıl kullanıyorduk? İsimlerden sonra kullanıyorum. Eğer ismimin son sesli harfi ya da son hecesindeki sesli harfim A, I, O, U ise dan beri, E, I, Ö, Ü ise den beri kullanıyorum. Eğer ismimin son hecesinde A, I, O, U varsa ama son sessiz harfim F, S, T, K, Ç, Ş, H, P yani sert sessizlerse tan beri ve E, I, Ö, Ü ve yine son sesim sert sessizlerse ten beri kullanıyordum. Sabah 7.00'da koşmaya başladım. Hala koşuyorum. Sabah 7'den beri koşuyorum. Hala süre devam ediyor. Pazartesi günü ders çalışmaya başladım. Şu anda çalışıyorum. İş hala devam ediyor. Pazartesi'den beri ders çalışıyorum. Kış mevsimi akşamları yürümeye başladım. Hala yürüyorum. Yani hala akşamları yürüyorum. Kıştan beri akşamları yürüyorum. Burada sert sessizim var. O yüzden tan beri kullanıyorum. Saat 15.00'da kitap okumaya başladım. Hala da okuyorum. Saat 3'ten beri kitap okuyorum. Evet arkadaşlar, peki buna soruyu nasıl soruyorum? Sorum belli. Ne zamandan beri? Ne zamandan beri yürüyorsun? Ne zamandan beri okuyorsun? Ne zamandan beri koşuyorsun? Ne zamandan beri Türkçe öğreniyorsun? Ne zamandan beri kitap okuyorsun? Saat 3'ten beri kitap okuyorum. Ne zamandan beri akşamları yürüyorsun? Yani ne zaman başladın ve hala devam ediyorsun? Bunu soruyorum. Kıştan beri akşamları yürüyorum. Evet arkadaşlar, ne dedik? Dan beri, den beri, tan beri, ten beri isimlerden sonra kullanıyorum. Peki fiillerden sonra nasıl kullanıyorum? Fiillerden sonra eğer fiilimin son hecesindeki sesli harfim A ise dığından beri. Fiilimin son hecesindeki sesli harfim E, İ ise diğinden beri. Ya da O, U ise duğundan beri, Ö, Ü ise düğünden beri kullanıyorum. Peki bizim sert çocuklar varsa nasıl söylüyorum fiillerden sonra? Son hecemdeki sesli harfim A, I ise ve F, S, T, K, Ç, Ş, H, P sert sessizler varsa tığından beri, E, İ'den sonra tiğinden beri, tuğundan beri ve tüğünden beri şeklinde kullanıyorum. Hadi örneklerimize bakalım. Ayşe televizyonu açtı ve seyretmeye başladı. Hala da seyrediyor arkadaşlar. Ayşe televizyonu açtığından beri seyrediyor. David Türkiye'ye geldi, Türkçe öğrenmeye başladı. Şu anda Türkçe öğrenmeye devam ediyor. Hala Türkçe öğreniyor. Nasıl söyleyeceğim? David Türkiye'ye geldiğinden beri Türkçe öğreniyor. Leyla masaya oturdu. Siparişini verdi. Yemek yemeye başladı. Hala yiyor. Yani çok uzun süredir Leyla yemek yiyor. Nasıl ifade edeceğim? Leyla masaya oturduğundan beri yemek yiyor. Onu gördü, biraz korktu, uyumuyor ve hala uyuyamıyor. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Onu gördüğünden beri uyumuyor. Onu gördüğünden beri uyumuyor diyorum. Yine sorumuzu soralım. Ne zamandan beri uyumuyor? Onu gördüğünden beri uyumuyor. Hem isme hem de fiile soru sorarken ne zamandan beri ifadesini kullanıyorum arkadaşlar. Geldik fiillerden sonraki ikinci kullanımımız
alı, eli. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Danberi öğrendiğinizde bir de dır, dir, dur, dür eki öğrenmiştiniz. 3 gündür, 5 gündür, 6 aydır gibi. İşte o fiil, o ekin karşılığının fiillerde kullanımı. Fiilimin son sesinde, hecesindeki son seste a, ı, o, u varsa alı. Eğer fiilim o sesli harfle bitiyorsa kaynaştırma harfi y kullanıyorum. Fiilim e, i, ö, ü ile bitiyorsa ya da son hecesinde bu sesler varsa alı ya da yalı kullanıyorum. Türkiye'ye 2 ay önce geldi. Şu anda Türkiye'de gelme işlemini yaptı ve hala Türkiye'de kalmaya devam ediyor. Türkiye'ye geleli 2 ay oldu. 3 gün önce telefon etti, hala aramadı. İşi yaptı, o iş bitti ve o işi yapmamaya devam ediyor. Nasıl söylüyorum? Telefon edeli 3 gün oldu. Yıllar önce futbol oynadım, daha sonra hiç oynamadım. Nasıl söyleyeceğim? Futbol oynamayalı, fiilim negatifti, yapmıyorum bir işi. Futbol oynamayalı yıllar oldu. Yani negatif de söyleyebilirsiniz. Ali'ye 3 gün önce e-posta yazdım, hala cevap yazmadı. Bekliyorum ve gönderdim ama cevap bekliyorum, hala cevap gelmiyor. Ali cevap yazmayalı, olumsuz, 3 gün oldu. 3 ay önce yeni işe başladım, hala çalışıyorum. Öyleyse nasıl söyleyeceğim? İşe başladı, başlayalı. Arkadaşlar, bir işin başladığı tarihi vurgu yapmak, orayı başladığınız saati, tarihi, günü, vakti ve zamanı söylemek istediğinizde bu şekilde söyleyebilirsiniz. İşe başladı, başlayalı, çalışmaya devam ediyor. Ya da bilgisayar aldı, oyun oynamaya başladı, hala oynuyor. Ne zaman oyun oynamaya başladı? Bilgisayar aldı. Bilgisayar aldı, alalı, oyun oynuyor. Evet arkadaşlar, şimdi kitabımızdaki örneklerle devam edelim. Ne zamandan beri çalışıyor? Türkçe kursuna gittiğinden beri çalışıyor. Ne zamandan beri horluyor? Bakalım, yatmak ve horluyor. Yattığından beri, yattığından beri horluyor. Ne zamandan beri evden çıkmıyor? Sınavlar başladığından beri evden çıkmadı. Ne zamandan beri boncuk boncuk ter döküyor, terliyor? Sınava girmek, girdiğinden beri boncuk boncuk ter döküyor. Ne zamandan beri iyileşmeye başladı? Bakıyorum burada yerim yok. Öyleyse burada. Tuz ve şekeri azaltmak. Azalttığından beri iyileşmeye başladı. Ne zamandan beri telefon etmedi? Gitmek. Gittiğinden beri telefon etmedi. Ne zamandan beri gözlerine uyku girmiyor? Onun gözlerine uyku girmiyor. Ne zaman onu gördüğünden beri gözlerine uyku girmiyor. Ve son sorumuz, ne zamandan beri seni bekliyor? Uçak hava alanına indiğinden beri seni bekliyor. Evet arkadaşlar, unutmuyorsunuz. İsimlerden sonra dan beri, den beri, fiillerden sonra da dığından, diğinden, duğundan, düğünden beri. İkinci bir örneğimiz var. Şimdi ona bakalım. Alı eliyle birlikte. Cep telefonu çıkalı ev telefonları daha az kullanılmaya başlandı. Ne zaman cep telefonları çıktı, ev telefonlarını daha az kullanmaya başladı. Televizyon çıkalı komşuluklar azaldı. Onu sevdim seveli, gözüm başka birini görmedi. Film başladı, 15 dakika oldu. Burada A var,
Birleştirmek için Y kullanmalıyım. Film başlayalı 15 dakika oldu. Onunla görüşmeyeli çok değişmiş. Saçına aklar düşmüş. Bir satır yazmayalı 3 ay oldu. Ve işe başlayalı evde yemek yapmayı bıraktı. Şimdi hadi ikisini bir araya getirelim ve biraz daha karmaşık bir egzersiz yapalım. Okul arkadaşımı Ayler oldu diyor. Buradan seçeceğiz hangisi? Evet, görmeyeli. Türkiye'ye 3 ay oldu. Burada E var. O zaman hangi fiili kullanmalıyım? Gelmek. Türkiye'ye geleli 3 ay oluyor. Türkiye'den bu kez ters istikamet. Öyleyse hangisi ayrılalı? Türkiye'den ayrılalı 2 sene oldu. Tren 2 saat oldu. Tren ne yapar? Hareket eder. Tren hareket edeli. Ve yanımdaki adam otobüse ne zamandan beri horluyor? Bindiğinden beri horluyor. Çok kolay değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Kalan cümleler size ödev. Lütfen yukarıdakilerden uygun olanları seçip cümleleri bize yerleştirelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dan'dan beri, dığından beri ve alı eli öğrendik. Unutmuyorsunuz, dan beri, den beri isimlerden sonra, dığından beri fiillerden sonra ve alı eli de fiillerden sonra kullanılıyor. Benden bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.